Olimpist. 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 Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, canı gönülden sevgili izleyenlerim. Hazırlıklarımızı yaptık. Tabii yine bugün sizlere farklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyorum. Efendim çok güzel bir ıspanaklı, tavuklu bir fırın makarna hazırlayacağım. Malzemelerimiz burada. Tavuğu haşlamışım, ıspanak da haşlanmış. Kaşar var, süt var, yumurta var. Efendim tuzumuz var, yağımız var, makarnamız var burada. Tabii ki şöyle bir bakayım. Evet, fırın makarna. Şöyle biraz efendim pişsin, onu fırına vereceğiz. Biraz yağ, biraz tuzunu ilave ettikten sonra onun içerisine bir paket burada gördüğünüz gibi fırın makarnamız var. Onu ilave edelim hemen. O orada şimdi yumuşadıkça oturacaktır. Yumuşadıkça oturacaktır. Makarnalar var. Şöyle makarnaları basalım suyun içerisine. Korkmayın. Siz ama yapmayın bunu. Başka bir malzemeyle bastırırsanız efendime söyleyeyim daha iyi netice alırsınız. Elinizi yakmayın çünkü şöyle geliyorum. Şöyle kocaman bir ahşap kaşık. Kepçe bu. Kepçe. Şöyle burada dursun. Sopa gibi de kullanabilirim ben bunu. Hemen şunları bir toparlayıp yapıştıralım. Evet hemen. Korkma korkma burada süreceğim. Gel 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 hepsi burada. Korkmanıza hiç gerek yok. Bakın makarnamız burada. Hiç gerek yok. Hepsini hallettik burada. Şöyle tezgahın üzerinde. Evet süzdükten sonra sevgili izleyenlerim suyun içerisinden alıyoruz. Şöyle bırakıyoruz. Bu burada süzülürken biz şöyle toparlayalım. Hemen bir tane şöyle tabanına kağıt serilmiş. Efendime söyleyeyim cam tepsi ve buradaki makarnanın bir kısmını bunun içerisine bırakıyorsunuz sevgili izleyenlerim. Evet bir kısmını bıraktıktan sonra şöyle evet yayıyorsunuz. Hadi bakalım kolay gelsin. Bu buradayken burada tavuk etimiz var. Evet tavuk eti şöyle tavuk etini didikleme yöntemiyle haşlanmış tavuk eti. Bunu yarım göğüs var burada. Yarım göğüsü şöyle didikledikten sonra yani parça parça yaptıktan sonra buradaki yarım makarnanın yarısını bırakmış olduğumuz tepsinin üzerine bunları bırakıyorsunuz. Ve daha sonra bunun üzerine haşlamış olduğumuz ıspanak var sevgili izleyenlerim. Ispanağı da burada. Şöyle gördüğünüz gibi bakın ıspanak da burada. Ispanak güzelce birkaç su yıkıyorsunuz. Bolca yıkıyorsunuz. Birkaç su dedim 8-10 kere yıkıyorsunuz ki ancak ıspanak efendim ne yapıyor? Tabii ki bünyesinde barındırmış olduğu o kumu, toprağı bırakıyor. Tabii ilk etapta bir yarım saat kadar sirkeli suyun içerisinde bekletirseniz her şeyi tabii ki daha iyi temizlemiş olursunuz. Bunlara dikkat ederseniz sizler de sağlığınıza dikkat etmiş olursunuz. Durum böyleyken de bakın buradaki malzemeyi hazırladık. Evet bunun üzerine tekrar kalan makarnayı bırakıyorsunuz. Burada bıraktıktan sonra üzerine yayıyorsunuz. Dur şöyle bakalım. Evet. Bunu yaydıktan sonra şimdi bir kabın içerisinde 4 tane yumurta var. 4 yumurtayı çırpacağım. İçerisine 5 bardak sütümüz var. Onu ekleyeceğim. Rende kaşarımız var. Onu isterseniz ortasına yani ıspanağın üzerine de ilave edebilirsiniz. İsterseniz buradaki malzemenin üzerine de ilave edebilirsiniz. Şöyle yumurtaları kırdıktan sonra bir kabın içerisinde birleştiriyorsunuz. Birleştirdikten sonra efendim birazcık tuz ekliyorsunuz. Tuz ekledikten sonra çırpma telimiz vardır inşallah. Efendime söyleyeyim şöyle çırpma teliyle buradaki bütün malzemeyi güzelce çırpıyorsunuz. Çırptıktan sonra bakın bunun içerisine efendim şurada yarım su bardağı yani bir çay bardağı yağımız var. Onu da ilave ettik. Tuzumuzu da ilave ettik. Ve bunların hepsini ilave ettikten sonra efendim burada yeteri kadar sütümüz var. 5 bardak sütümüz var. Sütü de şöyle ilave ediyorsunuz.
Evet, iyice çırpıyorsunuz. Bakın, çırptıktan sonra fırınınız daha evvel 180 derece. 180 derece fırına vereceğiz sevgili izleyenlerim. Evet, durum böyle. Efendim, malzeme makarnaları ıslatması gerekiyor. Aksi takdirde makarnalar kurumuş olurlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Evet, hemen hallettik. Sıkıntı yok, problem yok. Efendime söyleyeyim. Şimdi kalan bir makarnamız var. Makarnayı da şimdi ilave ediyoruz. Arkadaşlar benim işim burada acil de ben şimdi ne yapacağım? Ben ne yapacağım şimdi? Durum ne oldu? Ha, buradaymış gözümün önünde. Bazen görmüyorum. Efendim şöyle rendeyi de üzerine, rende kaşarı da üzerine veriyoruz. Verdikten sonra sevgili izleyenlerim bunu fırına atacağız. Bu fırında pişerken biz de diğer işlerimizi hazırlamış olacağız. İnşallah. Evet. Bu tamam. Bu tamam. Kaşarımız da tamam. Hemen fırına doğru gidiyoruz. Aldık. Hadi bismillah. Kenarlarında bir şey yoktur inşallah. Hemen fırına veriyoruz. Efendim bu burada pişerken biz de diğer işlerimizi halledeceğiz. Sizlere bugün yine neler yaptı sizin ustanız? Sizin ustanız neler yaptı? Neler neler? Neler neler? Neler neler? Evet, neler neler. Ah, oh oh. Evet, sizin ustanız neler yaptı, neler. Bugün neler yine. Yine neler. Bakın. Hemen gir bunu. Hemen. Hiç vakit kaybetme. Hiç vakit kaybetme. Çünkü böyle bak izleyicilerimiz de görsünler ekranda birebir nasıl olduğunu, neyle bir araya getirdiğimizi herkes görmüş olsun. Sizin ekranda yapmak istediğiniz her şeyi hazırladık, yaptık. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın sabah inşallah görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık sevgili izleyenlerim. Bir tane soft, bir şey el yakmayan pencere.